Fuar bölümümüzde bu hafta 34. Uluslararası Yapı Fuarı'ndayız ve hemen fuarı gezmeye başlıyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun. Nasılsınız? Teşekkürler. Ayşe Hanım, fuar hakkında görüşlerinizi alabilir miyim? Bu yıl fuar %30 daha artış olduğunu görüyoruz. Bu da demek ki katılımcı firmalarımızın yoğunluğu ve bu da ekstra olarak da ülke ekonomimizin biraz daha ilerlediğini, geliştiğini, ekonomik krizin biraz daha geçtiğini düşünüyorum. Bu yıl fuarın %30 artması demek, ekonomimizin, o krizin biraz daha geçtiğini görüyorum. Katılımcı firmaların yoğunluğu demek salon sayısını arttırdı. Bu da çok güzel bir gelişme diye düşünüyorum. Ülke ekonomimiz için de inşallah hayırlısı olur diye düşünüyorum. Peki Ayşe Hanım, şimdi baktığımız zaman KGM Granit Mermer olarak gerek yurt içinde gerek yurt dışında birçok fuarlara katılıyoruz. Evet. Bu fuarları karşılaştırdığınızda nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Yani yurt dışındaki fuarlar, yurt dışı bir karşılaştırma Ben yurt dışında birçok fuarlara gittim ama inanıyorum ki Türkiye'deki fuarlar da onlar kadar bir kat daha kaliteli olduğuna inanıyorum. Diğer fuarlara katılıyor musunuz? Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında sanırım çok yoğun anlamda fuarlara evet. Katılan bir firmasınız. Evet. Şimdi bizim fabrikamız ve merkezimiz Antalya'da olduğu için Antalya Fuarı'na yıllardır katılıyoruz. Ve bunun yanında Ankara Fuarımız var ve İstanbul Fuarı. Gerek yurt dışında da fuarlara katılmayı düşünüyoruz ama bu yıl mesela Orta Doğu ülkelerindeki sıkıntılardan dolayı bunları biraz daha erteledik. Ziyaretçi olarak İtalya ve Çin fuarına katıldık. Ziyaretçi olarak katıldık bunlara da. Şimdi bu fuar bitiminde yine ziyaretçi olarak Katar fuarına gidiyoruz. Oradaki gözlemlerimizi artırıp bundan sonraki yıllarda ne yapabiliriz onları hem iş görüşmemiz hem de bunların gözlemci olarak, ziyaretçi olarak gitmeyi düşünüyoruz. Ayşe Hanım, KGM'nin açılımı nedir? KGM Karakayalar Granit Mermer soyadımızı taşıyor. Aynı zamanda Karakayalar Granit Mermer 1987 yılında kuruldu. Eski. Daha sonrasında yeni bir oluşumla kısaltılmış bir şekilde KGM Granit olarak 1998 yılında şirketimizi kurduk. Altınova'da yeni tesislerimizle başladık Antalya'da. Ve çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Bunun yanında İstanbul'da bir ofisimiz var, Boz Yatağı'nda. Şubemiz oldu orada da. Bu çalışmaların içerisinde, granit mermer uygulamanın içerisinde ayrıca bir inşaat grubumuz var. O da KVG grup olarak. Yine granit mermer ve inşaatla ilgili olarak bütünleşmeyi çabalıyoruz. Bu işte o inşaat alanımız da gayet güzel gidiyor ve granit mermerde uygulama alanında belli başarılarımızı elde ettiğimize inanıyorum ve ilerleyen zamanda bunu biraz daha geliştirmek istedik. Antalya ve çevre ilçelerde, illerde taş satışı ile ilgili eksikleri hem kendi projelerimizde hem firmalara yardımcı olabilmek maksadıyla kendi tesislerimizde, yerimizde bir büyük bir 5000 metrekare alanda yurt dışından taş getirerek Çin, Brezilya, İspanya, Hindistan, Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz
ve birçok ülkeden taş getirerek bir stok oluşturmaya başladık. Ve bunu da KGM ailesine dahil ettik. Biraz referanslarınızdan isterseniz bahsedelim. Sanırım özellikle Antalya'da birçok otelde sizin imzanızı görüyoruz. Bizim dışında birçok otelde görüyoruz. Çok güzel çalışmalarınız var. Teşekkür zaten. Ederim, sağ olun. Çok baktığımız zaman gerçekten muhteşem evet. görünüyor. Sağ olun. Şimdi 87 yılından bu yana diyoruz ve bu Menige İnşaat Antalya'da daha doğrusu %80'ini oluşturuyor. Yaptığımız işlerimiz, uygulamalarımız, oteller. Biliyorsunuz tahsisler açıldıkça otel inşaatları çoğalmıştı ve bu da bizim iş alanımızın artışına, güzel bir artışına neden oldu. Bu arada tabii ki %80'i hemen hemen %80 gibi rakamlarda bizim bir başarımız var Antalya'da. Ki bu sadece Antalya'yla kalmadı. Yurt içinde Bodrum'da Kempiski Otel, Rixos sembol inşaatın yaptığı Rixosların hemen hemen tamamı bizim referanslarımız içerisindedir. Menege İnşaat'ın bütün otelleri diyelim. Daha sonra Özaltın, Gloria Golf, Belek civarında ve şehir dışında işlerimiz olduğu gibi aynı zamanda biz yıllardır yurt dışında da işlemlerimizi devam ediyoruz. Orada da Ukrayna, Kazakistan, şimdi Moskova'da devam eden bir projemiz var. Libya'da biliyorsunuz çok güzel bir çalışmalarımız devam ediyordu ama tabii ki oranın durumu ile ilgili artık da sıkıntılar oldu biliyorsunuz. Ondan dolayı orayı şey yaptık. Şimdi Ankara'da, İstanbul'da, Dubai'de yine Ottoman Palace'ı yaptık ki bu çok büyük bir projeydi. Tek firma olarak girdik oraya. Ondan sonra başka... Yani o kadar çok evet çok işlerimiz olduğu için de evet. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet evet, onlar marka tescil belgemiz var, markamızı tescillemiş bulunuyoruz ve aynı zamanda ki uygulama firmasında çok zor bir olaydır. Biz ISO belgesini aldık, 9001-2008. Belgemizi aldık ki bu çok zor bir olay. Hele ki uygulama firmasında böyle bir belge alabilmek aylarımızı aldı. Gerçekten hani kolay bir çalışma değildi ki firmamız da bunu çok şükür ekibimizle beraber çok güzel bir çalışma içerisinde. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Hani bunlar tek başına yaptığımız işler değil. Benim ortağım aynı zamanda eşim evet, İlhan Bey. Yani evet. Ama onun haricinde bizim ekibimiz var. Çok gerçekten performansı çok yüksek. Hiçbir zaman bizi yurt dışında olsun yurt içindeki projelerde üzmeyen birçok arkadaşımız var. Başarılı iş kadın olmasını. Sağ olun. Aynı zamanda bir annesiniz. Eşinizle birlikte İlhan Bey'le evet. Evet. Kurdunuz ve zor olmuyor mu? Çok zor. Kızım şimdi üniversiteye hazırlanıyor. O bir zor. 5 yaşında oğlum var. O daha bir zor. Ondan sonra bir de şey 3. çocuğum demiştim biraz önce. KGM Granit ki bizim İlhan Bey'le evlendikten sonraki zamanlarda oluşumdur bu. Hakikaten zorlu bir yıllardan geçerek geldik. Kolay bir yollardan geçmedik. Bu da tabii ki İlhan Bey yönetim kurulu başkanımız, aynı zamanda ortak beraber işlerimiz devam ediyor. Ben şirketin genel müdürü olarak ki aile şirketi iş yerinde çocuklarımıza da zaman ayırmaya çalışıyoruz ama işlerimizin de yapabilmek adına da hem onlara zaman ayırıyoruz ama burada da onlar için de burada da çalışmak zorundayız. Evet. Fuarla ilgili bir anınız var mı? Hemen onu sormak istiyorum. Fuarla ilgili her gittiğimiz yerde biz arkadaşlarla hep şey yaparız. Kendimize işte malzeme bulmaya çalışırız.
Ondan sonra bana mesela yurt dışında görüşmelerimiz olduğu zaman ben kendimi hiçbir zaman hani şirketin ortağı veya genel müdürü gibi, yani genel müdürü de desem de şey yapmam, fazla açıklamam. Hatta burada İstanbul Fuarı'nda çok ilginç, bana dediler ki Ayşe Hanım ne kadar maaş alıyorsunuz? Ben de dedim, ben de patron bana maaş vermiyor. Çok ilginç. Yani şey, yurt dışında da çok güzel anılar oluyor. Oradaki gelişmeler çok güzel. Orada gördüğümüz bakış açıları buraya yansıyor. Ki bu fuarda bile bazı standlarda ben görüyorum ki şey, İtalya fuarındakilerin aynısını yapmaya çalışmışlar. Güzel bir gelişme diye düşünüyorum. İnşallah ülkemiz için de bu fuarın veya çalışmaların ekonomiye daha da güzel katkılar sağlayabileceğine inanıyorum. KBM Granite Mermer'e hayat veren kuruluş diyoruz ve şimdi sizler KBM olarak özellikle kalite denildiği zaman nasıl bir tanımlama yapıyorsunuz? Biz şimdi bu söze karşılık diyoruz ki sloganımız olarak artık bunu devam ettiriyoruz. Kalite tesadüf değil, akıllı bir çalışmanın sonucudur diyoruz. Ki bu da zaten işlerimizin, yaptığımız işlerimizin referanslarımızdan da evet, yani o kolay bir çalışma değil. Biz de bunu kanıtladığımıza inanıyorum ve bu KGM'nin sloganı olarak görüyorum. Evet. Evet, sağ olun. Zaten seyircilerimiz de kgmgranitmermer.com'a girdiklerinde çalışmalarınızın detaylı örneklerini evet, de görüyoruz. Evet, teşekkür ederim. Ayşe Hanım, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Umarım önümüzdeki yıllarda da KGM Granit Mermer'in başarılı imzalara, başarılı özellikle projelere imza attığını görürüz. İnşallah, inşallah. Biz de aynı dilekler içerisinde. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Başarı öyküler anlatıldığı zirveye doğrunun bu hafta sonuna geldik. Haftaya çok daha farklı konularla buluşuncaya kadar hoşçakalın.